10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 234 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 2341-4. Soruları Oktay Akbal'ın On Muanip Admehum adlı yazısından alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 15 Ekim 1958'de öldü Asaf Halep Çelebi. Deniz Yollarından Edebiyat Fakültesi kitaplık memurluğuna geçmişti birkaç yıl önce. Bir de yaşattığı büyük bir düş vardı, daha doğrusu bir canlı umut. Beylerbeyi sırtlarındaki topraklarının günden güne değerlendiğini görmek. Boğaz Köprüsü yapılacaktı bir gün. İkide bir söylentiler çıkıyordu, Boğaz Köprüsü şurada yapılacak, burada yapılacak diye. Toprağın değeri azıcık artmıştı. Sat diyenlere, daha erken, biraz daha bekleyeceğim, ileride milyonlar edecek diyordu. 40-50 bin verdiler sanırım. Ama o geleceğe ait büyük umutlu küçük memur yaşamını sürdürmeyi yeğledi. Kendisi ölse de eşi, çocuğu vardı ya. Oysa birkaç yıl içinde hiçbiri kalmadı. Boğaz Köprüsü onun düşlerindeki gibi Beylerbeyi'ne yapıldı. Belki bugün taşıtların üzerinden geçtiği yollar Çelebi'nin topraklarıdır. Kim bilir, On Muanip Admehum diye yüksek sesle bağırınca Nisuas Pastanesi'ndeki sanatçılar üç kez bu dizeyi yinelerdi 1940'larda. O ne ağaç ne tohum, On Muanip Admehum. O sesler, o insanlar, o dizeler geçmişte kaldı. Sait Faikler, Cahit Irgatlar, Tarancılar ve bugün yaşayan ama o günlerin genç şairlerine, yazarlarına hiç benzemez hale girmiş edebiyatçılar, o hepsi eski dergilerin yapraklarında. Şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur. Çünkü şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir. Bir tek kelime, hecelere ayrıldığı zaman, nasıl o heceler başlı başına bir mana ifade etmezse, şiirde teker teker kelimelerin manalarıyla uğraşmak beyhudedir. Şiir tıpkı hayatta olduğu gibi müşahhas malzemeyle mücerret bir alem yaratmaktır. Böyle diyordu Asaf Halep Çelebi kendi şiiri için, bunca yıl geldi geçti ardından, He, Limelif adıyla yayınlanan kitapları, On Muanip Admehum da topladı 1953'te, bir daha da basılmadı, tükendi gitti, kayboldu kitaplık raflarında. Şiirlerinde anlattığı kişilere döndü, somuttan soyuta geçti. Bakanlar bana gövdemi görürler, ben başka yerdeyim, gömseler beni gövdemi gömerler, ben başka yerdeyim. Aç cübbeni Cüneyd, ne görüyorsun, görünmeyeni Cüneyd nerede, Cüneyd ne oldu, sana bana olan ona da oldu. Kendi cübbesi altında Cüneyd yok oldu. Şairler yok olsa da şiirler kalır. Bir süre unutulurlar, sonra yeniden dirilirler, yeni kuşakların yaşamına karışırlar. Kimi kez bir tek şiirsever çıkar, canlandırır, yaşatır unutulmuş şairleri, şiirleri. 1. Metinden hareketle Asaf Halep Çelebi'nin kişilik özelliklerini belirleyiniz. Cevap: Gelecekle ilgili umutları vardır. Şiirde anlam aramayı gereksiz görür, somuttan çok soyut olanın peşindedir. 2. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz. Cevap: Metnin türü anıdır. Yazar, bahsettiği sanatçı ile ilgili tanıklıklarını anlatmıştır. Nesnelliği sağlamak için sanatçıdan alıntılar yapmıştır. Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır. 3. Metinde anlamına, yapısına, yükleminin yerine ve türüne göre cümle çeşitlerine birer örnek bularak bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz. Cevap: Anlamına göre. Olumlu cümle, şiir tıpkı hayatta olduğu gibi müşahhas malzemeyle mücerret bilem yaratmaktır. Olumsuz cümle, çünkü şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir. Soru cümlesi, kim bilir? Ünlem cümlesi, kendisi ölse de eşi, çocuğu vardı ya. Yapısına göre. Basit cümle, toprağın değeri azıcık artmıştı. Sıralı cümle, He, Limelif adıyla yayımlanan kitapları, On Muanip Admehum da topladı 1953'te, bir daha da basılmadı, tükendi gitti, kayboldu kitaplık raflarında. Bağlı cümle, o ne ağaç ne tohum. Birleşik cümle, şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur. Yüklemin yerine göre. Kurallı cümle, toprağın değeri azıcık artmıştı. Devrik cümle,
15 Ekim 1958'de öldü Asaf Halep Çelebi. Eksiltili cümle, Beylerbeyi sırtlarındaki topraklarının günden güne değerlendiğini görmek. Yüklemin türüne göre. Fiil cümlesi, 40-50 bin verdiler sanırım. İsim cümlesi, şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur. Dördüncü metinde kullanılan eğik çizgilerin kullanım amacını belirleyiniz. Cevap, bu metinde eğik çizgi bir şiirin yan yana yazılmış dizeleri arasına konmuştur. Beşinci anılarda anlatılanlar doğrudan doğruya tarih midir? Anı yazarları bir tarihçi duruşuyla mı yaklaşırlar gördüklerine, yaşadıklarına? Bu sorulara verilecek cevap geçmişin, birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verildiği şeklinde olacaktır. Serdar Odacı, Türk Dilinin Sayfalarında Anılar. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A. B. C. Göz kırpan yüz. D. E. Cevap, B. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 234 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.